Merhaba, hoş geldiniz. AFAD'ın düzenlemiş olduğu birey ve aileler için afet bilinci eğitimi. Eğitimimiz yaklaşık 1 saat sürecek. Öncelikle Afet e Hazır Türkiye kampanyası hakkında sizlere bilgi verelim. 2012 yılında temelleri atılan ve 2013 yılında hayata geçirilen projeyle AFAD toplumumuzun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflediğinden 4 ana proje oluşturulmuştur. Bu kampanyalar, Afete Hazır Aile, Afete Hazır Okul, Afete Hazır Gençler ve Afete Hazır İşyeri. Eğitimimizin birinci bölümünde temel bilgi ve kavramlar başlığı altında tehlike, risk, afet gibi kavramlar ve çevremizdeki riskler konularına değineceğiz. Temel bilgi ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra afetlerde altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saatlik zaman diliminde neler yapılabileceğini tartışarak afetler öncesinde, afetler sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirleri ve uygulamaları aktaracağız. Bu süreler içerisinde sizlere deprem başta olmak üzere yangın, sel, taşkın afetleri için afet ve acil durum aile planı nasıl hazırlanır? Afet sonrasında doğru davranışlar nelerdir? Afet sonrasında ilk saatler gibi temel konulara değineceğiz. Öncelikle sizlere sormak istiyorum. Günlük hayatımızda söz ederiz. Onu yapma tehlikeli veya risk alıyorsun deriz. Sizce tehlike ve risk arasında bir fark var mı? Yoksa ikisi de aynı anlamı sahip? Bu konuda fikrini söylemek isteyen var mı? Sizce afetler söz konusu olduğunda tehlikeli ve riskli olan durumlar nelerdir? Şimdi afet yönetiminde ve afetlere hazırlıkta en sık karşılaşılan kavramlardan söz edeceğim. Bu kavramlar tehlike, risk, zarar görebilirlik ve kapasitedir. Bunları sizlere örnekle açıklayalım. Şiddetli yağmurun yağması sadece bir tehlikedir. Bu şiddetli yağmur tehlikesi bizler ve yaşadığımız çevre için risk oluşturur önlem almazsak bu risk meydana geldiğinde bizler ve yaşadığımız çevre zarar görebilir. Kapasite ise zarar görebilirliğin aksidir. Afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olursak kapasitemizi de o kadar artırmış oluruz. Böylece tehlikenin riske dönüşme olasılığını da azaltmayı başarırız. Yaşadığımız coğrafyada tehlikeleri yok edemeyiz, yani sıfıra indiremeyiz. Ancak zarar görebilirliğimizi azaltabiliriz. Örneğin İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesini yok edemeyiz. Ancak zarar azaltma çalışmaları yaparak deprem sonrası zarar görebilirlik düzeyimizi düşürebiliriz. Burada önemli üzerinde durulması gereken nokta şudur. Afet riskini azaltan ya da artıran toplumun zarar görebilirlik düzeyidir. Sizler bu eğitimle birlikte edindiğiniz bilgileri uygulamaya geçirdiğinizde afetlere karşı zarar görebilirlik düzeyinizi de azaltmış olacaksınız. Peki, afet nedir? Şimdi ona bakalım. Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji ve insan kaynaklı olay. Afet, bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Slaytta da görüldüğü gibi, bir afetin meydana gelmesinde iki temel faktör rol oynar. Birincisi, bir tehlikenin olması, ikincisi ise bu tehlikenin doğuracağı olaydan dolayı riske girebilecek bir yerleşim yerinin, yatırımların ve kültürel varlıkların büyük zarar görmesidir. Özetle, Herhangi bir tehlike yerleşim alanı üzerinde meydana gelir, yüksek kayıplar doğurursa afet olarak karşımıza çıkabilir. Yüksek zararlara neden olan kuraklık, küresel iklim değişikliği gibi afetler dışında kalan çoğu afetin üç önemli ortak özelliği vardır. Ani gelişirler, büyük bir bölgeye etkilerler, gündelik hayat kesintiye uğrar, altyapı ve ulaşım sistemleri ve acil durum servisleri yetersiz kalır doğa, teknolojik ya da insan kaynaklı afetler sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp ve zararların can, mal, mülk ve çevre açısından çok büyük boyutlarda olabileceği bilinmektedir. Komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada yaşanabilecek ve bizi de etkileyebilecek durumlar mevcuttur. Örneğin Çernobil faciası, 2011'de Japonya'da gerçekleşen Tohoku depremi sonrası gerçekleşen Fukushima nükleer santrali kazası, Suriye'deki iç savaşın etkileri gibi. Bununla birlikte ülkemiz, başta depremler olmak üzere heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, yangın, teknolojik kazalar ve kuraklık gibi afetlere dönüşebilecek tehlikelerle de karşı karşıyadır. Meydana gelen afetler büyük ölçüde can ve mal kayıplarına, yaralanmalara, ekonomimizin etkilenmesine yol açmaktadır. Marmara bölgesi ve İstanbul'da afete dönüşebilecek tehlikelere baktığımızda ülkemizdeki benzer tablo karşımıza çıkmaktadır. Marmara bölgesi ve İstanbul'da deprem, sel, heyelan, tsunami, yangın ve teknolojik kazalar gibi tehlikeler görülmektedir. Bu tehlikelerin başında deprem tehlikesi gelmektedir. Türkiye genelinden Marmara bölgesine ve İstanbul'a geldiğimizde ise yüksek sismik risk içeren bir coğrafyada bulunmakta olduğumuzu görmekteyiz. Tarihi kaynakların araştırılması sonucunda bölgede milattan sonra 400 yılından sonra meydana gelmiş büyüklüğü 6,8 olan 42 deprem tespit edilmiştir. İstanbul halkı birçok küçük sarsıntının dışında 457, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremlerle korku dolu anlar yaşamıştır. Geçmişten günümüze kadar olan depremler ve bu depremler sonucu meydana gelen kayıplar, İstanbul'un depreme karşı güvenli hale getirilmesi için planlama çalışmaları yapma gerekliliğini ortaya koymuştur. Yaşadığımız coğrafyada afetlere karşı bilgi edinmeli, yapacaklarımızı planlamalı, ve afetlerin olumsuz etkilerine karşı hazırlanmalıyız. Dünyanın hiçbir ülkesinde afetlerden hemen sonra sağlık, itfaiye, arama-kurtarma ekipleri gibi birimlerin tüm bireylere anında ulaşması mümkün değildir. Yaygın olarak bilindiği gibi afetlerin ilk dakikalarında da herkes kendi başınadır. Bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Bu nedenle afet sonrası Altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olması şarttır. İlk 72 saati hazırlık, afet yaşandıktan sonraki ilk 3 gün içerisinde yaşanabilecekler için hazırlık yapılması demektir. Bu bölüme kadar temel bilgi ve kavramlar başlığı altında tehlike, risk, zarar görebilirlik ve kapasite kavramları, afetin tanımı, çevremizde oluşabilecek afet, ve acil durum risklerimize değindik. Bu bölümden sonra afet ve acil durumlarının öncesinde, sırasında ve sonrasında için bizlerin ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemek ve bu durumlara karşı hazırlıklı olmak adına yerine getireceğimiz temel adımlardan bahsedelim. Bu adımları gerçekleştirdiğimizde, afet ve acil durumlarına karşı hazırlıklı olunduğunda aile bireylerinin karşılaşabileceği zararlar ve zor durumlar en aza indirilebilir. Yapılması gereken hazırlıkları yaptıktan sonra afetlerden korkmamak gerektiğini bilerek afetlerle birlikte nasıl yaşanır sorusunun en güzel cevabını çevrenizdekilere bizler vereceğiz. Öncelikle afet öncesinde yapılması gereken hazırlıklara değinelim. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için önceden plan yapmak, ailemizde kimlerin ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemek çok önemlidir. Özetle en az 3 günlük süreyi kapsayan afet ve acil durum aile planını yapmanız gerekir. Afet ve acil durum aile planını hazırlarken ilk olarak okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin katılımıyla bir aile toplantısı yapılır. Buradaki amaç afet ve acil durum aile planının tüm aile üyeleri tarafından kararlaştırılıp bilinmesini ve plana uygun hareket edilmesini sağlamaktır. Yapının zarar görmesi veya yıkılmasına neden olabilecek, içinde yaşayanların can güvenliğini sağlamayacak yapılar, kentin ve o kent insanlarının güvenliğini tehlikeye sokarlar. Afetlere dirençli yapılar, olası risklere dayanımı yüksek olarak inşa edilmiş yapılardır. Dirençli yapıların özellikleri aynı zamanda ev kiralarken ya da satın alırken nelere dikkat etmeliyiz sorusunun cevabını da bizlere verecektir. Ev satın alırken ya da kiralarken bulunduğu il, mahalle, parselde olası tüm afetlere uygun tasarlanmış. Mühendislik hizmeti alınmış. Geleneksel mimari örneğiyle ahşap, kagir, kerpiç, karma yapı gibi yapı türüne uygun ve doğru şekilde inşa edilmiş. Yönetmeliklerdeki dayanım koşullarına uyan, inşa sonrasında kullanım sırasında düzenli bakım görmekte. Yapılış amacından Farklı bir amaç için kullanılmayan, kullanılıyorsa da proje ve hesapları buna uygun olarak tekrar yapılıp onaylanmış olan, proje dışı tadilatlar yapılmamış olması gibi hususlara dikkat edilmesi gerekir. Tüm bu maddelerin yanıtları belediyelerin ilgili birimlerinden alınabilir. Kendinizi, ailenizi ve evinizi afetin yol açacağı ekonomik zararlardan korumak için alabileceğiniz en temel önlem evinizin sigortasını yaptırmaktır. Sigorta yaptırarak depremde hasar gören veya yıkılan evlerinizin zararını karşılayabilirsiniz. Bu sayede hayatınız daha çabuk normale dönecektir. Zorunlu deprem sigortasına ek olarak yangın, sel, taşkın, heyelan, hayat, sağlık ve geniş kapsamlı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın en önemli adımlarından bir tanesi de yaşam alanlarımızda bizleri bekleyen risklerin belirlenmesi ve azaltılmasıdır. Örneğin bir deprem sırasında camlar, raflarda bulunan eşyalar, çerçeve ve panolar, avizeler, dolaplar ve ağır eşyalar, beyaz eşyalar, ısıtıcılar ve kombiler, elektrikli ekipmanlar, elektronik eşyalar bizlere zarar verebilir. Binanın kendisi hasar görmemiş olsa bile evin içindeki eşyalar, cihazlar veya ekipmanlar yaralanmalara, can kayıplarına veya yangın gibi diğer istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Evde, okulda, hastanede veya ofiste herhangi bir sarsıntıda devrilebilecek, düşüp kayabilecek ve kırılabilecek her şey bizim için risklidir. Bu nedenle evimizde tehlike avı yapıp risklerimizi azaltmalıyız. Çünkü ülkemizde depremlerdeki yaralanmaların en az %50'si ve ölümlerin ise %3'ü yapısal olmayan risklerden kaynaklanmaktadır. Bunlar eşyaların kullanımından doğan risklerdir. Yaşam alanlarımızda alınacak bazı basit tedbirlerle bu riskleri azaltmak mümkündür. Riskleri belirleyerek azaltmaya yaşadığımız ve çalıştığımız mekanlarda tehlike avı yaparak başlamalıyız. Peki tehlike avını nasıl yapacağız? Başlamadan önce şunu unutmamalıyız. Tehlike avı çalışmasında tüm aile fertlerine düşen görevler olmalı ve ailenin en küçük bireyinin de bu çalışmaya katılımı sağlanmalıdır. Sizinle paylaştığımız kitapçığın içerisinde örnek bir tehlike avı listesi göreceksiniz. Bu listeyi kullanarak tehlikeleri tespit edin. Evinizdeki tehlikeler neler? Riskleri belirleyin. Bir sarsıntı olsa bana burada ne zarar verebilir? Yatağımızın yanında duran gardrop devrilince üstümüze düşer mi? Kütüphanemiz devrilince kime zarar verebilir? Daha sonra fazlalık olan eşyalarınızı ihtiyaç sahiplerine verin. Daha sonra kullanmak üzere sakladığınız boya, tiner ve benzeri yanıcı maddeleri tutmayın. Çevreyi kirletmeyecek şekilde bertaraf edin. Yerini değiştirin. Düşerek yolunuzu kapatabilecek eşyaların yerini değiştirin. Kapı arkasında halı, merdiven, ütü, masa ve benzeri. Sabitleyin. Eşyalarınızı sallantıya karşı sabitleyin. Her gün yaşadığımız alanlarda bu gözle baktığımızda çok farklı riskler belirleyebiliriz. Tehlike avı yaparken güvenli yerleri de belirleyin. Böylece deprem sırasında durabileceğiniz yerlerin sayısını da artırmış olursunuz. Deprem olması halinde her oda için neresinin daha güvenli olduğunu belirleyin ve bunu aile üyeleriyle paylaşın. Yapısal olmayan risklerin azaltılması videosu. Yaşam alanlarımızda yapısal olmayan riskleri azaltmak için yapmamız gerekenleri özetleyecek bir videomuzu izleyelim. Mutfakta, yatak odasında ve banyoda düşebilecek eşyalar vardır. Dolap kapakları sarsıntıyla açılabilir, dolaplar devrilebilir, ağır mutfak eşyaları zemin üzerinde hareket edebilir, camlar kırılarak etrafa zarar verebilirler. Ağır ve yüksek eşyaları size zarar vermeyecek alanlara taşıyın. Sürekli oturulan mobilyaları pencerelerden uzak alanlara yerleştirin, camlardan kaynaklanabilecek risklere karşı Pencerelerde kalın perde ve film kullanın. Raflı mobilyalarda alt raflara ağır, üst raflara daha hafif eşyaları koyun. Fazla gereksiz eşyalardan kurtulun. Binanız bir depremde hasar görmeyebilir. Ancak evin içindeki eşyalar devrilebilir veya kırılabilir. Deprem anındaki yaralanmaların ve ölümlerin birçoğu yanlış konumlandırdığımız eşyalar yüzündendir. Sabitleme aparatlarını öğrenerek eşyalarımızı sabitleyelim veya yerlerini değiştirelim. Afet ve acil durumlara karşı yapmamız gereken bir diğer hazırlıksa her an ihtiyaç duyabileceğimiz acil durum telefon numaralarını ve bu numaraların nasıl aranması gerektiğini öğrenmektir. Çocuklarımıza da mutlaka bu numaraları ve bu numaraların nasıl aranması gerektiğini öğretmeliyiz. Acil durum ve telefon numaralarına örnek olarak 1-1-2 Acil yardım ambulans 1-1-0 İtfaiye 1 5 5 Polis 1 5 6 Jandarma 1 8 7 Doğalgaz arıza 1 7 7 Orman yangını 1 1 4 Zehir danışmayı gösterebiliriz. Acil durum telefon numaralarını aradığımızda kim olduğunuzu ve hangi numaradan aradığınızı, kesin yer ve adres bilgisini, olayın tamamını Olaydan etkilenenlerin durumunu ve sayısını mutlaka bildirin. Bu bilgileri paylaşmadan telefonu asla kapatmayın. Acil durumlar olmadığı sürece acil durum telefon numaralarını gereksiz yere aramayın. Çocuklarınıza acil durum telefon numaralarını gereksiz yere aranmaması gerektiğini öğretin. Bu numaraların gereksiz yere meşgul edilmesi o sırada gerçekten yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardım edilmesini engellemektedir. Ayrıca aynı numaralardan 3 kere asılsız ihbar alınması durumunda numara kara listeye alınmakta ve bir sonraki yardım taleplerine cevap verilmemektedir. Afet sonrasında telefonların çalışmayacağı varsayılmalıdır. Kablo hattına bağlı telefonlar uzun süre çalışmayabilir. Cep telefonları bazı istasyonları zarar görmediği sürece muhtemelen çalışabilecek durumda olacaktır. Fakat aynı anda herkes cep telefonuyla yakınlarını aramaya başladığında kapasite açılacak ve şebeke kilitlenecektir. Bu zamanlarda SMS kanalıyla afetten etkilenen bölgenin dışına ulaşmak daha kolay olabilir. Bölge dışı bağlantı kişisini özellikle başkent ve büyük şehirler dışında yaşayan yakınlarımız arasından belirlemeliyiz. Bu kişiye bizi merak edecek bütün aile ve akrabalarımızın telefon numaralarını vermeliyiz. Tüm aile üyelerine, akrabalara ve bizi merak edecek olan kişilere de bu kişinin telefon numarasını vermeliyiz. Afet sonrası iyi olduğumuzu bölge dışı bağlantı kişisine yalnızca bir telefon konuşması veya mesaj atarak haber vermeliyiz. Bölge dışı bağlantı kişisi de bizden aldığı bilgileri aile üyelerine, akrabalara ve bizi merak edecek olan kişilere ulaştırarak aramızdaki iletişimi sağlayacaktır. Herhangi bir afet ve acil durum sonrasında Şehir içinden destek ve yardım alınabilecek kişi ve kişilerin de önceden belirlenmesi önemlidir. Bu kişi akraba, arkadaş veya komşumuz olabilir. Ailemizde yaşlı, engelli, çocuk varsa evde olmadığımız ya da bu kişilere ulaşamayacağımız durumlar için şehir içi destek kişisinden onların kontrol edilmesini isteyebiliriz. Afet ve acil durum aile planını hazırlarken bir afet sırasında eğer çocuğunuz okuldaysa, afet sonrasında onu okuldan kimin alacağını da belirtmeniz gerekir. Ve bunun için çocuğunuzun her zaman yanında taşıyacağı bir bilgi kartı hazırlayınız. Bu kartta çocuğunuzu okuldan alacak kişinin adı, soyadı, telefonu ve fotoğrafı mutlaka yer almalı ve bu fotoğraf son 6 ayda çekilmiş olmalıdır. Bu kartın hazırlanma amacı çocuğu kaçırma, organ mafyası ve benzeri riskleri önleyebilir. Çocuğunuza bir deprem sonrasında onu almak üzere okula ulaşana kadar okuldan ayrılmaması gerektiğini tembih ediniz. Ayrıca tanımadığınız kişilerin yardım tekliflerini kabul etmemesi gerektiğini de hatırlatınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu kararla bundan sonra afet ve acil durumlar sonrasında veliler okula gelmeden çocukların okuldan ayrılmaması kesinlikle izin verilmemektedir. Ayrıca sizlere materyal olarak dağıttığımız ve ekranda görmüş olduğunuz yetişkin acil durum bilgi kartını yanınızda taşımanız olası bir afete ya da acil durumlara karşı karşıya kaldığınızda uzman ekiplerin sizlere yardımcı olabilmelerini sağlayacaktır. Deprem veya başka afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz eşya ve malzemelerin bulunduğu afet ve acil durum çantanızı hazırlamalısınız. 72 saat süresince ihtiyacınız olanlara karar verin. Ve afet acil durum çantanızı hazırlayın. Bu çanta kolay ulaşılabilir bir yere konulmalıdır. Çantamızda su, şişede ve günlük kişi başı ortalama 3 litre. Gaz ve su tesisatlarını kapatmada ihtiyaç varsa kullanılacak araç ve gereç. İş eldiveni ve koruyucu gözlük. Atıklar için ağır işlere uygun plastik torba, tente, yağmurluk, izole band, kolibandı ve benzeri. Yedek dayanıklı pilleri ile birlikte... Portatif radyo, yedek el feneri veya ışık çubukları. Paket ve konserve gıda ve konserve açacağı. Evcil hayvan gıdası, hayvan taşıma çantası, kutusu ve dizginleri. Rahat ve mevsimine uygun giyecek. Battaniye veya uyku tulumu. Aynı zamanda çantanıza çadır da koyabilirsiniz. Önemli evrakların kayıtları, tapu, sigorta, banka hesabı ve benzeri mutlaka bulunmalıdır. Kişi kendi özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre bu listeye eklemeler yapabilir. Ancak bu çantanın taşınacağı unutulmamalı ve ağırlığına dikkat edilmelidir. Afetten sonra bazı önemli evraklara ihtiyaç duyulacaktır. Özellikle yardım gelmeye başladığında hukuki sorunlar önlemek için bazı belgelerin hazır olması gerekir belgelerin asıl veya fotokopileri su geçirmez bir poşet içerisinde afet ve acil durum çantasında saklanabilir ya da bölge dışındaki bir akrabaya gönderilebilir. Böylece afetten sonra bu belgeleri bulmak için zaman kaybedilmeyecek ve resmi işlemlerde kolaylık sağlanacaktır. Her bir aile üyesi için ad, soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu, mesleki bilgiler, okul bilgileri sağlık bilgileri, ev adresi ve telefonu, ZDS poliçe numarası, ilgili acente telefonu, faks numarası, özel sağlık sigortası gibi sigortaların poliçe numarası, ilgili acente telefon, faks numarası, pasaport numarası, ehliyet numarası, araç bilgileri, plaka, ruhsat numarası, kasko poliçe numarası, evcil hayvanların evraklarını su geçirmez bir poşet içerisinde afet ve acil durum çantasına yerleştirin. Evinizi gerektiğinde daha güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye edebilmeniz için öncesinde bazı hazırlıklar yapmalısınız. Tahliyenin başarılı olması için önce çıkış yolları üzerinde bulunan ve tahliyeye engelleyecek olan eşyaları kaldırın. Ailece tahliye planı yapmalısınız. Bu planda kaçış yolları, dışarıda toplanma noktası ve ilk kurtarılacak olan eşyalar da yer almalıdır. Bu planı asmayı da unutmayın. Evinize ve varsa aracınıza ait anahtarları herkesin görüp ulaşabileceği bir yere asın. Çıkış yoluna herkesin görebileceği ve karanlıkta yansıtıcı özelliği olan fosforlu çıkış işaretleri yerleştirin. Tahliye olurken vaktiniz varsa yapmanız gereken şey yaşadığınız yerlerin tesisatlarının kapatılmasıdır. Evinizde bulunan elektrik, su, gaz gibi tüm tesisatların yerlerini ve açma kapama pozisyonlarını öğrenmeliyiz. Şalterlerin açık ya da kapalı yönleri için karanlıkta da gösterir fosforlu etiketleri kullanabilirsiniz. Ayrıca siz evde olmadığınızda tesisatın kapatılması görevi diğer aile fertlerinin olacaktır. Onların da tesisatların yerlerini bildiğinden ve açık kapalı pozisyonlarında şüpheye düşmediklerinden emin olmanız gerekecektir. Aile afet planınızı yaparken bunları konuşup yerlerini öğreniniz ve öğretiniz. Her 6 ayda bir tahliye tatbikatı yapılmalıdır. Düzenli tatbikatlar sizi tahliye sırasında hız ve güvenlik sağlayacaktır. Olası bir afet ve acil durum sonrası aile fertleriyle buluşacağımız toplanma alanlarımızı öğrenmeliyiz. Toplanma alanları afet ve acil durumlar sonrasında geçici barıma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır. Evime en yakın toplanma alanını nasıl öğrenebilirim? Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri, çeşitli kriterlere göre bağlı bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirlenmektedir. Bu alanlar Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki 81 ilin İl Afet Müdahale Planı'nda belirtilmektedir. Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, E-Devlet sistemine giriş yaparak acil toplanma alanı sorgulama başlığından ikametlerine en yakın toplanma alanlarının bilgilerini öğrenebilirler. Kendi toplanma alanınızı ve oraya nasıl ulaşacağınızı mutlaka öğrenin. Ailenizle mahalle buluşma noktanız burası olmayabilir. Ancak sıcak aş, battaniye ve benzeri yardımların dağıtımı bu noktalardan yapılacaktır. Afet ve acil durum toplanma tabelalarının hangi kriterler çerçevesinde belirleneceği de detaylı bir şekilde anlatılmıştır. QR kodunun hemen yanında bulunan numaralar sırasıyla il trafik kodunu, ilçe kodunu, mahalle kodunu ve alan numarasını temsil etmektedir. Buna göre İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan bir afet acil durum toplanma tabelasındaki 3429 numarası il ve ilçeyi, 010 mahalleyi ve son olarak 01 ise bölgedeki alan numarasını anlatmaktadır. Tabela üzerindeki QR kodu yardımıyla alan bilgisi adres olarak paylaşılabilmektedir. Ayrıca olası bir afet ve acil durum sonrası aile fertleriyle ev içerisinde buluşacağınız bir yer belirlemelisiniz. Bu buluşma yeri Çıkış yolu üzerinde güvenli bir yer olmalıdır. Herhangi bir afet ve acil durumda tüm aile üyeleri ev içerisinde ise buluşulacak yer burası olacaktır. Hazırladığınız afet ve acil durum çantası, çocuk aktivite çantası bu buluşma noktasında durursa çıkarken almak kolay olacaktır. Mahallenizin güvenli olmaması ya da oradaki buluşma yerine ulaşamıyor olmanız durumunda mahalleniz dışında buluşacağınız bir yer belirleyin. Toplanma alanıyla karıştırılabilen kavramlardan biri olan barınma alanı ise, afet zedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için çadırkent ya da konteynerkent kurulacak alanları tanımlamaktır. Öncelikle depremin, yani sarsıntı sırasında nasıl davranmamız gerektiğinden söz edelim. Deprem süresince kendimizi korumak için ne yapacağımızı önceden planlamalıyız. Sarsıntı başlar başlamaz ilk yapmamız gereken, paniğe kapılmamaktır. İnsanlar deprem sırasında genellikle paniğe kapılıp donup kalmakta ya da bilinçsizce kaçışmaktadır. Paniğe kapılmamak için deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenmeli ve uygulamalıyız. Eğer bina içerisindeysek, depremi hissettiğimizde ayakta durmamalı, oradan oraya koşmanın, balkon ve merdivenlere yönelmenin, asansöre binmenin pencere ve balkonlardan atlamanın size zarar vereceğini bilmelisiniz. Peki deprem sırasında ne yapmamız gerekir? Bileniniz var mı? Bir deprem anında çöküp sağlam bir nesnenin yanında durun. Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun. Sarsıntı sona erene kadar sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için tutunun. Bu sırada Diğer kolunuzun üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun. Eğer deprem anında mutfaktaysanız ve yanan bir ocak varsa, sarsıntı hissedilir hissedilmez önce ocaklardaki ateşi ve gazı kapatın. Sonra çök, kapan, tutun hareketini yapın. Eğer deprem anında mutfakta değilseniz ancak yanan bir ocak varsa, sarsıntı hissedilir hissedilmez önce çök, kapan, tutun pozisyonunu alın. Sarsıntı geçtikten sonra ocaktaki ateşi ve gazı kapatın. Bir acil durum ya da afet sırasında bulunduğunuz yerde en uygun çök, kapan, tutun pozisyonu alarak hedef küçültün. Tehlike geçinceye kadar aynı pozisyonda kalın. Deprem anında doğru davranış şeklini hatırlayabilmek ve uygulayabilmek için mutlaka ve sürekli olarak tatbikat yapılması gerekir. Her artı depremde de Çök, kapan, tutun pozisyonu almayı ihmal etmeyin. Şimdi hep beraber yapalım. Deprem Öncelikle sakin olun ve telaşa kapılmayın. Pencerelerden ve size zarar verebilecek eşyalardan uzak, güvenli bir yerde sağlam bir nesnenin yanına çök, kapan tutun hareketlerini yapın. Başınızı ve boynunuzu korumaya almak için ellerinizle başınızı ve ensenizi kapatın. Kesinlikle balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Sarsıntı bitmeden kesinlikle dışarıya çıkmayın. Çünkü deprem sırasında en fazla yaralanmaların ve ölümlerin yaşandığı anlar binadan dışarıya çıkış esnasında gerçekleşir. Deprem sırasında bulunduğunuz yere göre farklı davranış şekilleri uygulamanız gerekebilir. Evler ve ofisler. Deprem sırasında ev ve ofisteki davranışla ilgili genel yaklaşım, devrilebilecek ağır ve yüksek cisimlerden, kırılabilecek camlardan, ağır ayna, asılı bitki gibi düşerek zarar verebilecek cisimlerden uzak durmak ve tercihen daha önce belirlediğiniz emniyetli yerde çök, kapan, tutun hareketini yapmaktır. Alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerdeki önemli tehditlerden biri, ilk anda oluşabilecek paniktir. Bulunduğunuz yerde kalın, panik halinde çıkışlara koşmayın. Üzerinize devrilebilecek raf ve benzeri objelerle devrilebilecek yüksek ve ağır cisimlerden uzak durun. Panik nedeniyle zarar görmeyeceğiniz bir yerdeyseniz, çök, kapan, tutun hareketini yapabilirsiniz. Aksi takdirde en azından başınızı kapayın ya da bulduğunuz bir cisimle başınızı örterek düşebilecek sıvı, cam gibi malzemelerden korunun. Sarsıntı sırasında yangın için bulunan otomatik su püskürtücülerinin ve yangın alarmlarının devreye girebileceğini aklınızda tutun. Kesinlikle asansörleri kullanmayın. Sinema, tiyatro, stadyum, dini ibadet yerleri. Bu gibi kalabalık yerlerdeki önemli tehditlerden biri ilk anda oluşabilecek paniktir. Deprem olduğunu anladığınız anda ilk yapılacak şey bulunduğunuz yerde kalmak, sarsıntı boyunca çıkışlara gitmeye çalışmamaktır. Ezilme riskinin olmaması halinde, koltuk, sıra önlerinde, çök, kapan, tut hareketini yapabilirsiniz. Panik nedeniyle ezilme riskinin olduğunu fark ettiğinizde, bulunduğunuz yerde durarak ya da oturarak başınızı koruyun. Açık alanlar, dış mekanlar. Dışarıdaysanız binalardan, ağaçlardan, üst geçitlerden, köprülerden, Elektrik direklerinden ve tellerinden uzak durun. Kaldırım ve bina kenarında bulunmanız halinde yukarıdan düşebilecek kiremit, cam, tabela, sıvı, mozaik, saksı gibi malzemelerden uzak durmaya çalışın. Açık bir noktada yere çök kapan hareketini yaparak yukarıdan düşebilecek cisimlere karşı başınızı koruyun. Fiziksel engelliler. Bu durumdaki davranış fiziksel engelin seviyesiyle ilgilidir. Örneğin kendi başınıza hızla tekerlekli sandalyenizden ayrılıp, hızla emniyetli bir yerde çök, kapan, tutun hareketini yapabilecek, daha sonra da kendi başınıza tekerlekli sandalyenize çıkabilecekseniz bu hareket önerilir. Bazı fiziksel engelliler kişinin bu hareketleri yapmasına izin vermeyebilir. Bu durumda emniyetli bir yerde tekerlekli sandalyenin tekerleri kilitlenmeli, baş ve boyun bölgesi korunarak sarsıntının bitmesi beklenmelidir. Ancak bazı özel koşullarda, örneğin hastanede yatan bir hastaysanız, çök, kapan, tutun hareketini yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, size zarar verebilecek nesnelerden korunmak için yastıkla yüzünüzü kapatıp, sakin bir şekilde sarsıntının geçmesini bekleyin. Araç kullanırken, yolda seyir halindeyseniz, yavaşça ve dikkatli bir şekilde aracınızı yolun kenarına çekin ve durun. Elektrik, direk ve kablolarından ve diğer tehlikelerden uzak bir yer seçin. Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın. Sarsıntıdan sonra araç kullanmaya devam etmeniz halinde, yoldaki olası hasarlara karşı tetikte olun. Üst geçitlerde, köprü altlarında ya da üzerlerinde veya tünel içinde durmayın. Bu gibi yerlere girmek üzereyseniz, girmeden önce, çıkmak üzereyseniz, çıktıktan sonra durmaya çalışın kapalı otopark gibi yerlere park etmeniz halinde emniyetli yerler olarak araçlarınızın yanlarına yatmayı düşünebilirsiniz. Ancak bu hareketi trafiğe açık alanda yapmayın. Bu uygulama hemen tüm kapalı mekanlar için aynı olmakla beraber bazı istisnalar aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Balkonlar Depreme balkonda yakalanmanız halinde içeri girin ve en yakın emniyetli yerde çök, kapan, tutun hareketini yapın. Balkonda kalmayın, aşağı atlamayın. Merdivenler. Depreme, merdivende yakalanmanız halinde en yakın kata ulaşmaya çalışın. En yakındaki emniyetli yerde çök, kapan, tutun hareketini yapın. Eğer ulaşamıyorsanız, trabzanlara tutunarak çök, kapan, tutun hareketini yapın. Depreme, içeride yakalandıysanız, merdivenlere koşmayın. Asansörler. Depreme, asansörde yakalandıysanız, hemen en yakın kata inin ve en yakın emniyetli yerde çök, kapan, tutun hareketini yapın. Deprem sırası ve sonrasında asansöre binmeyin. Her büyük depremden sonra mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapmanız gerekenleri yapın artçı sarsıntıların olacağını göz önünde bulundurun. Her artçı sarsıntıda çök, kapan, tutun pozisyonunu uygulayın. Depremler yaşamınızda ve çevrenizde büyük ve etkili acil durumlara veya afetlere neden olabilirler. Bu nedenle denizde veya deniz kıyısındayken bir deprem hissedildiğinde ve deniz çekilmesi gözlemlendiğinde tsunami tehlikesini hatırlamalıyız. Tsunami olma ihtimaline karşı deniz kıyısından uzaklaşarak yüksek bölgelere gidin. Bununla birlikte deprem sonrasında yoğunluk nedeniyle sağlık hizmetleri aksayabilir. Bu nedenle ilk yardım bilgiyi ve becerisini kazanın. Ayrıca deprem sonrasında çıkabilecek olası yangınlara dikkat edin. Eğer müdahale gerektirecek bir durum görürseniz, hazırladığınız plana göre hareket edin. Çoğunlukla tsunami'nin yaklaştığının ilk işareti, büyük bir su duvarı değil, Denizin ani olarak geri çekilmesidir. Tsunami'den korunmak için şunları yapın. Tehlikeyi hissettiğinizde hemen ve hızlı yüksek yerlere doğru gidip deniz kıyısından uzaklaşın. Depremden sonra olası bir tsunami uyarısı için radyo dinleyin ve uyarı yapıldığında deniz kıyısından yüksek yerlere doğru uzaklaşın. Tsunamide denizde ve kıyıya dönemeyecek durumdaysanız kıyıdan uzaklaşarak derinliği 50 metre ve üzerinde olduğu yerlere gidin. Tsunami'nin ilk dalgası geldikten sonra tehlikenin geçtiğini sanmayın. Bazen ikinci dalga ilkinden daha büyük ve yıkıcı olabilir. Tehlike geçti denilene kadar kıyılara yaklaşmayın. Tsunami'nin karadaki hızı insanın koşma hızından daha fazladır. Bu nedenle merak ederek tsunami tehlikesi olan kıyılara gitmeyin. Meteorolojik uyarılar sayesinde sen nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak mümkündür. Sel ve taşkınlara karşı hazırlıklı olun. Sel ve taşkın öncesinde bulunduğunuz yerin sele maruz kalma riskini öğrenin. Sel yataklarına yerleşmemeye özen gösterin. Sel riskine karşı nasıl hazırlanacağınızı ve korunacağınızı öğrenebileceğiniz eğitim programlarına katılın. İlk yardım ve benzeri tamamlayıcı eğitimleri de alın. Sel konusundaki uyarıları radyo ve TV'den mutlaka takip edin. Gerektiğinde meteorolojiden telefonla bilgi alın. Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışlarınsa nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın. Sel sigortası yaptırın. Afet ve acil durum aile planınızı yaparken sel riskini göz önünde bulundurun. Tahliye güzergahını buna göre belirlemek gibi gerekli ek önlemleri alın. Gerektiğinde kullanmak üzere kum, kum torbası, naylon, çivi, kontraplak, Tahta ve benzeri inşaat malzemelerini depolayın ve bir alet sandığını hazır bulundurun. Binanızda yer seviyesi altında kullanılan bölümlerin, rampa aşağı olan giriş kısımlarında kum torbası ve benzeri malzemeyle setler oluşturun. Özellikle maskallar ve su tahliye sistemleriyle çatı giderlerinin temizliğini yapın. Tıkanıklıkları giderin. Suyun sürükleyerek zarar verebileceğini düşündüğünüz eşya ve makineleri mümkün olduğunca üst seviyelere çıkarın yaşadığımız alanlarda sellerle de karşılaşabiliriz. Özellikle sel uyarısı yapıldığında, sel öncesi hazırlığınızı gözden geçirin. Planlarınızı uygulamaya koyarak gerekli ek önlemleri alın. Evdeki banyo küvetini ve kapıları, şebeke suyunu kirlenme ihtimaline karşı temiz suyla doldurun. Elektrikli ev aletlerini pişten çıkarın. Sigortaları ve banaları kapatın afet ve acil durum çantanızı yanınıza alın. Bina dışında bulunan ve akıntıya sürüklenip zarara yol açabilecek mangal, çöp kovası ve benzeri eşyaları bağlayın ya da güvenli bir yere kaldırın. Dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun. Sel başladığında ise sakin olun. Su yatağı ve çukur bölgeleri hemen terk edin. Zaman kaybetmeden Mümkün olduğunca yüksek ve güvenli bölgelere gidin. Sel suyu, akıntı ya da nehirde yürümeye çalışmayın. Hızla akan 15 ila 20 santimetre derinlikteki suyun bir insanı devirip sürükleyebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Asla suda karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın. Elektrik kaynaklarından uzak durun. Elektrik çarpabilir. Asla sel suyu içinde araba kullanmayın aracınızı selden etkilenmeyecek yüksek kesimlerde bir yere çekin. Sel sırasında araç içindeyseniz asla suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın. Sel sularının temas ettiği yiyecekleri yemeyin. Evinizin çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarının yıkılabileceğini düşünerek bu bölümlerden uzak durun. Kopmuş elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden uzak durun. Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız herhangi bir türde elektrikli alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın. Sel, taşkın sonrasında yapılması gerekenlere baktığımızda yetkililer evinize dönün uyarısı yapmadan evlerinize dönmeyin. Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularınıza, yaşlılara, bebeklere ve engellilere yardımcı olun. Binalarınızın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Evinizin etrafında hala sel suları mevcutsa eve girmeyin. Fare, haşere ve benzeri hayvanlara dikkat edin. Kopmuş elektrik kablolarına temas etmeyin. Sel suyuyla temas etmiş malzemeleri kullanmayın. Mümkünse şişe su kullanın. Heyelan, yüzeydeki malzemenin kaya, toprak veya doğal zemin olmak üzere yer çekimi etkisiyle bir düzlem boyunca yamaç aşağı kayması sonucu oluşur. Riski azaltmak için heyelan öncesinde heyelan belirtileri konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. Heyelan belirtileri şöyledir: Kapılar ve pencerelerde sıkışmaların gözlenmesi, volkanik veya sismik faaliyet yaşanması, yeraltı su borularında sızıntıların ve kanalizasyon kanallarında kırılma ve çatlakların oluşması daha önce o bölgede heyelan meydana gelmiş olması. Arazide veya yollarda çatlakların, yarıkların veya açılmaların oluşması. Olan dışı seslerin duyulması. Ağaç çatlama sesleri, birbirine sürtünen kaya ve benzeri cisimler. Yoğun veya kesintisiz yağan yağmurlar. Tel veya ahşap çitlerde yer değiştirmelerin görülmesi. Telefon direklerinde, çitlerde ve ağaçlarda yamaç aşağı eğilme ve yatmaların gözlenmesi. Arazide daha önce olmayan kaynak suların, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması. Bina temelleri altında çatlama, yarılma veya ayrılmaların gözlenmesi. Bina döşemelerinde ve duvarlarda sürekli genişleyen çatlakların oluşması heyelan belirtileridir. Bu belirtilerden herhangi biri veya birkaçı gözlemlendiğinde öncelikle ilafet ve acil durum müdürlükleri Belediye, polis, itfaiye gibi kurumları bilgilendirin. Yoğun ve kesintisiz yağan yağmurlar gibi çamur akıntısı riskinin yüksek olduğu durumlarda yetkili kurumların yapacağı duyuru ve anonsları takip edin. Heyelan öncesinde yaşadığınız bölgedeki heyelan riskleri hakkında bilgi edinin. Heyelan riskine karşı nasıl hazırlanacağınızı ve korunacağınızı öğrenebileceğiniz eğitim programlarına katılın. İlk yardım ve benzeri tamamlayıcı eğitimler alın. Yeni yerleşim yeri olarak heyelan riski taşıyan bölgeleri seçmeyin. Yaşadığınız bina için zemin etütleri yaptırarak güvenlik seviyesini artırıcı önlemler alın. Heyelan riskine karşı sigortanızı yaptırın. Afet ve acil durum aile planınızı hazırlarken heyelan riskini göz önünde bulundurun. Tahliye güzergahını buna göre belirleyerek gerekli ek önlemleri alın. Genel olarak heyelan terimiyle açıklanan Kütle hareketleri, hareketin türüne göre üç ayrılır. Kaymalar, toprak, taş veya bunların karışımından oluşan malzemelerin yer çekimi etkisiyle belirli bir düzey boyunca aşağı doğru hissedilebilir bir şekilde hareket etmesidir. En sık görülen kütle hareketler arasında yer almaktadır. Heyelanlar ve toprak kaymaları bu sınıfa girmektedir. Düşme ve devrilmeler Genel olarak çeşitli faktörlerin etkisi sonucu kopan malzemenin aşağı doğru deniz ve göl kenarlarından, dik yamaçlardan, mağara tavanlarından, sivri dağ doruklarından ve benzeri hareket etmesi olarak tanımlanabilir. Düşme olayı içinde en çok zarar veren kütle hareketi kaya düşmesidir. Akmalar. Yüzeyde kayaların ayrışması sonucu oluşmuş ince taneli zeminlerde toprak ya da taş toprak karışımından oluşan malzemede Su miktarının artması sonucunda gelişen harekettir. Bu durum kurak bölgelerde kuru kum akmaları şeklinde de gözlenmektedir. Ancak genelde ince taneli malzemelerin olduğu bölgelerde çamur akmaları, çakıl ve moloz boyutundaki malzemelerin olduğu bölgelerde ise moloz akmaları şeklinde görülür. Akmalar yavaş veya hızlı gelişebilmektedir. Heyelan sırasında binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktiniz varsa tahliye olun. Evinizde bulunan elektrik, gaz ve su tesisatlarını kapatın. Eğer kapalı alandaysanız binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktiniz yoksa içeride kalın. Sağlam eşyaların altında ve yanında çök, kapan, tutun hareketini uygulayın. Hissettiğiniz hareket sona erinceye kadar yerinizden ayrılmayın. Dışarıdaysanız heyelan, veya çamur akıntısının hareket yolunda durmayın. Çevrenizdeki insanları da uyararak heyelanın hareket yolundan uzaklaşın ve mümkün olduğu kadar yükseklere çıkın. Heyelan veya çamur akıntısından kaçabilecek zamanınız ve etrafınızda arkasına saklanabileceğiniz sağlam bir şey yoksa, olduğunuz yerde çök, kapan, tutun hareketini yaparak başınızı ve boynunuzu koruyun. Heyelan sonrasında her şeyden önce kendinizin ve ailenizin üyelerinin güvende olduğundan emin olun. Olayın tekrarlanması ihtimaline karşı mümkünse bölgeden uzaklaşın. Kendi güvenliğinize dikkat ederek çevrenizde yardıma ihtiyacı bulunan kişi olup olmadığını kontrol edin. Yangın ve yeni bir çamur akıntısı gibi tehlikeler yoksa yaralı ve yardıma muhtaç kişileri yerinden oynatmayın. Yardım için gelen yetkilileri bu kişilere yönlendirin. Mümkünse evinizde bulunan elektrik, gaz ve su tesisatlarını kapatın. Çevrenizde gaz kaçağı olmadığından emin oluncaya dek bulunduğunuz yeri kibrit veya diğer yanıcı maddelerle aydınlatmaya çalışmayın. Telefonları meşgul etmeyin. Risk yaratabilecek duvar, çatı ve bacaların etrafında dolaşmamaya özen gösterin. Radyo ve benzeri kitle iletişim araçları yoluyla yapılan uyarıları dinleyin ve talimatları uygulayın. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın. Eşya almak amacıyla zarar görmüş binalara girmeyin. Heyelan veya çamur akıntısı sonrasında meydana gelebilecek sellere karşı dikkatli olun. Çığ bölgelerine yeni yerleşim yerleri kurmayın. Çığ yataklarında var olan yapıları kaldırın. Mevcut yapıları çığ bölgesinden kaldırılana kadar sigortalayın. Vadilerdeki ağaç ve bitki örtüsünü ortadan kaldırmayın. Ormanları tahrip etmeyin. Kar yağan aylarda hava ve yol durumu raporlarını dikkatlice izleyin. Kar yağan dönemlerde çığ tehlikesi nedeniyle dağlara ve çığ bölgelerine gitmeyin. Tehlikeli ve dik yamaçlardan geçmeyin. Çığ sırasında soğukkanlılığınızı muhafaza etmeye çalışın. Çığın daha yavaş, yüksekliğin az olduğu kenar kısımlarına ulaşmaya çalışın. Bağırarak veya Başka ses kaynakları kullanarak çevrenizdekileri uyarmaya çalışın. Çığ başladığında bir araç içerisindeyseniz, motoru durdurun ve ışıkları söndürün. Araç içindeyseniz, dışarıya ses ve ışık verecek herhangi bir alet kullanın. Çığdan etkilenen kişilerin öncelikle üzerini örtün. Doğrudan sıcak bir ortama kesinlikle sokmayın. Karda ses iletimi az olmasına rağmen, eğer yüzeye yakın olduğunuzu hissediyorsanız bağırın. Mümkünse 1 5 5 polis ve 1 5 6, jandarmayı arayın. Açık alanda çığ altında kalırsanız, yerden destek alarak ve geniş yüzme hareketleri yaparak akan karın üstünde kalmaya çalışın. Ağzınızı sıkıca kapatın. Kafanız kar altında kaldığı anda mümkünse uzun süre nefesinizi tutmaya çalışın. Akışa kapılırsanız bacaklarınızı ve kollarınızı birbirine yapıştırarak oturma pozisyonu alın. Mümkünse çığ durmadan kısa bir süre önce bacaklarınızla yeri sertçe iterek kalkmaya çalışın. Çünkü çığ durduktan sonra kar, betonumsu bir özellik kazanacak ve içeride hareket etmek mümkün olmayacaktır. Mümkünse çığ durmadan önce mutlaka bir elinizi yüzünüzün önünde, diğer elinizi de başınızın üzerinde çevirerek boşluğu büyütmeye çalışın. Bu boşluk çok küçük olsa bile Ağız ve burnun karla dolmamasını sağlayacaktır. Mümkünse 155 polis ve 156 jandarma hatlarını arayarak durumu bildirin. İlk yardım eğitiminiz yoksa ve zorunlu olmadıkça çığdan kurtarılan kişileri hareket ettirmeyin, rastgele taşımayın. Çığdan etkilenen kişilerin öncelikle üzerini örtün. Doğrudan sıcak bir ortama kesinlikle sokmayın. Çığ sonrasında güvende olduğunuzdan emin olun. Mümkünse bölgeden uzaklaşın. Yaralı ve yardıma muhtaç kişilere yardım edin. Arama ve kurtarma çalışmalarını sakin ve hızlı bir şekilde yapın. Çığ altından çıkarılan ve solunumu durmuş kişilere hemen suni teneffüs yoluyla ilk yardımda bulunun ve bunun için mutlaka ilk yardım kursuna gidin. Çığdan kurtarılan kişileri hareket ettirmeyin. Rastgele taşımayın. Ancak zorunluysa çok dikkatli olun ve mümkünse de Basit sedyeler kullanın. Çığdan etkilenen kişileri hiçbir zaman doğrudan sıcak bir ortama sokmayın. Kademeli olarak ısı kaybını önleyin. Üzerini örtün ve bilinci yerinde ise de sıcak içecekler takviyesi yapın. Ülkemizde çeşitli nedenlerle pek çok yangın çıkmakta, maddi ve manevi kayıpların yanında onlarca insanımız hayatını kaybetmektedir. Bu kayıpların yaşanmaması veya en aza indirilmesi için herkes Yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri ve bir yangın karşısında yapılması gerekenleri öğrenmelidir. Elektrik kaynaklı yangınlar, kısa devre, kıvılcım, voltaj kaybı ve aşırı ısınma gibi nedenlerle gerçekleşmektedir. Bu olaylar standart dışı malzeme kullanımı, yanlış tesisat kurulumu, elektrik hatlarına aşırı yüklenme, kontrol ve bakım eksikliği gibi diğer etmenlerle birleşince elektrik kaynaklı yangın riskleri doğurmaktadır doğal gazın yangına neden olması için bir sızıntı olması ve bu sızan gazın tutuşması gerekmektedir. Gaz sızıntısının öncelikli nedenleri, tesisat arızası, ocağın kendiliğinden sönmesi ve emniyetinin olmamasıdır. Sızan gaz, yeterli seviyeye ulaştığında bir ateş kaynağıyla karşılaşırsa patlayabilir. Muhtemel ateş kaynakları, elektrik düğmeleri, sigara çakmak veya el feneri olabilir evimizde veya yaşam alanlarımızda bizim için yangın riski oluşturabilecek diğer bir durumsa tüp gazlarıdır. Kaçak olarak imal edilmiş ve markasız, standart dışı tüpler, tüpün uzman olmayan kişilerce doldurulması veya takılması, standart dışı şofben ve ocak kullanımı, kaçak kontrolün yanlış yapılması gibi birçok etken, tüp gaz kaynaklı yangın riskleri oluşturmaktadır. Yaşadığımız alanlarda ısınmak için kullandığımız ısıtıcıların ve sobaların sarsıntıya karşı sabitlenmemesi, bacaların, boruların, ısıtma sistemlerinin yıllık bakımlarının yapılmaması, sobaların temizlenmemesi ve hatalı baca inşası gibi birçok etken yangın riskine neden olmaktadır. Petrol veya petrol ürünleri, benzin, tiner, gaz yağı, ispirto, boya gibi birçok yanıcı sıvılar kendi başlarına veya herhangi bir afet durumunda büyük riskler oluşturmaktadır. Aynı zamanda tuz ruhu, çamaşır suyu gibi aşındırıcı sıvılar veya zehirli maddelerde düşüp saçılma nedeniyle hem yanıcı hem de zehirli gaz çıkarma özellikleri nedeniyle ciddi riskler taşımaktadır. Birçok yangın, insanların bilinçsiz ve özensiz davranışlarının sonucunda çıkmaktadır. Söndürülmeden yere atılan sigaralar, Çocuklar tarafından kullanılan kibrit ve çakmaklar, son zamanlarda yaygın olarak kullanılan mumlar, ev hanımlarının mutfakta yemek veya kızartma yaparken dikkatsizliği sonucu yanan ocak üzerinde unutulmuş kızgın yağlar, özellikle çabuk alev alan yanıcı malzemelerin ısı üreten soba, ütü, ocak ve benzeri eşyaların çok yakınına bırakılması ve ateşe meraklı çocukların bilinçsiz davranışları çok ciddi yangın riskleri doğurmaktadır. Bu yangın risklerine karşı önlemlerin alınması konusunda herkesin evinde uygulayabileceği basit tedbirler bulunmaktadır. Örneğin standartlara uygun malzemelerin kullanılması, elektrikli cihazların güvenli kullanımı, bakım ve kontrol, evimizde yangın dedektörünün ve yangın tüpünün bulunması, konuyla ilgili eğitimlere katılarak bilgilenmek bu basit tedbirlerin konu başlıklarıdır. Deprem sırasında yapmamız gereken doğru davranışların neler olduğundan söz ettik. Şimdi ise yangın sırasında neler yapmamız gereklerinden bahsedelim. Yangın anında doğru davranış, yangının verdiği zararın büyümesini büyük ölçüde engelleyecektir. İlk olarak etraftaki kişilerin uyarılması gerekmektedir. Etraftaki insanlar uyarıldıktan sonra en kısa zamanda itfaiyeye haber verilmelidir. İtfaiyenin Zamanında müdahalesi için erken ihbar vermek çok önemlidir. Ölümlü ve yaralanmalı olayların çoğunda itfaiyenin geç çağrıldığı ve itfaiye çağrılmadan önce yangının söndürülmeye çalışıldığı görülmüştür. Ne olursa olsun, yangını söndürmeye çalışmadan önce itfaiye haber vermek gerekmektedir. İtfaiyeye haber verdikten sonra uygun şartlar varsa ve eğitim alınmışsa yangına müdahale edilebilir. Eğer yangın küçükse ve çalışır durumda bir yangın söndürücümüz varsa, PASS kısaltmasına uygun bir şekilde yangını söndürmeye çalışın. PASS P. Pimi çek. Yangın söndürme cihazının üzerinde bulunan metal pimi zorlayarak çekin. A. Ateşe yönelt. Yangın söndürücünün hortumunu ateşin kaynağına doğru yöneltin. Yangına bir metreden fazla yaklaşmayın. S. Sık. Yangın söndürücüyü ateşe belli bir mesafede tutarak ve rüzgarı arkanıza alarak ateşin kaynağına sıkın. S. Süpür. Yangın sönünceye kadar süpürür gibi yaparak sıkmaya devam edin. Bir kez sıkılan yangın söndürücü tam olarak boşalmasa bile tekrar doldurulmalıdır. Yangın büyümüşse mutlaka kaçmalı ve risk alınmamalıdır. Yangın yerine açılan tüm kapılar kapatılmalı fakat kilitlenmemelidir. Kapılar kapatılarak Yangının büyümesi engellenmiş olur. Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve çömelerek ilerlemeli, mümkünse ağzımızı ve burnumuzu ıslak mendil veya bez parçasıyla örterek nefes almalıyız. Daha sonra önceden belirlediğimiz toplanma alanına gitmeliyiz. Giysileriniz tutuşursa derhal durun, yatın ve yuvarlanın. Elinizle yüzünüzü kapatarak Yerde etrafınızda dönün. Ateş sönene kadar yuvarlanmaya devam edin. Yangın sonrasında yapılması gerekenlere baktığımızda, itfaiyeden evinize girmenin güvenli olup olmadığını öğrenin. Yangının neden olduğu yapısal hasarlara karşı çok dikkatli olun. Yetkililer beyan etmeden günlük hayatta kullandığımız elektrik, su, doğalgaz gibi tesisatlara kendi başınıza asla müdahale etmeyin. Ayrıca geçici barınma Gıda ve tedavi ihtiyacınız varsa Türk Kızılayı gibi afet hizmetleri veren kuruluşlarla irtibata geçin. Sigortanız varsa sigorta şirketinizi arayın. Yoksa yardımda bulunan sivil toplum kuruluşlarına başvurun. Peki afetin hemen sonrasında neler yapacağız? Afet ve acil durum sonrası ilk dakikalarda öncelikle kendinize emniyete alıp yaralanıp yaralanmadığınızı kontrol etmeliyiz. Afet ve acil durum sonrası. İkinci risklere dikkat etmelisiniz. Özellikle yangın, gaz kaçağı, hasarlı elektrik kabloları, devrilen enerji hatları, düşen nesneler, kirleticiler, devrilen veya hasar gören bacalar muhtemel ikinci risklere örnek gösterilebilir. Afet ve acil durum çantanızla birlikte güvenli bir alana geçmelisiniz. Bulunduğunuz yer artık güvenli ise başkalarına yardım edin deprem, yangın veya sel gibi bir tehlikenin risk oluşturması durumunda emniyetli bir yere taşınmak amaçıyla tahliye yapılabilir. Afetin durumuna göre tahliye, olay gerçekleşmeden önce veya sonra yapılabilir. Eğer tehlike önceden tespit ediliyorsa ve erken uyarı sistemi mevcutsa, olay gerçekleşmeden önce tahliye başlatılabilir ve insanların gereksiz yere risk altında kalması engellenebilir. Önceden haber alma ihtimalinin olmadığı durumlardaysa bu işlem olay gerçekleştikten sonra uygulanmaktadır. Olası bir afet veya acil durum sonrası dışarıya tahliye olmanız gerekirse sakin olun ve yetkililerin uyarıları doğrultusunda hareket edin. Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alın. Vaktiniz varsa tesisatları kapatın. Aksi söylenmediği takdirde önceden belirlenmiş olan tahliye güzergahlarını kullanın asansörleri kullanmayın. Sessiz olarak, seri bir şekilde güvenli alanlara ilerleyin. Tek veya ikişerli sıra halinde dışarı çıkın. Desteğe ihtiyacı olan kişilere yardım edin. Önceden belirlenmiş toplanma yerine gidin. Açık alanlarda öncelikle binalardan, kurelerden, su depolarından, trafolardan uzaklaşmalı ve bunların açığında durmalısınız. Belirlenmiş bir toplanma yeri varsa oraya gidebilirsiniz. Yoksa güvenli bir açık alan bulmanız gerekir. Önceden belirlediğiniz buluşma yerine gidin. Mümkün değilse güvenli bir açık alan bularak ailece belirlediğiniz bölge dışı bağlantı kişisine haber verin. Afet sonrası binada yapısal bir hasar yoksa içeride kalmak güvenlidir. Ayrıca bina içinin daha güvenli olduğu durumlar vardır. Kar ve yağmur fırtınaları, kimyasal sızıntılar, seller ve sivil olaylar. Yerinde sığınak uygulaması, dışarıdaki tehlikeli durumdan bina içinde korunmayı amaçlar ve temel olarak binanın içini izole etmeye yönelik önlemleri kapsamaktadır. Özellikle şiddetli olmayan kötü hava şartları, küçük ölçekli kimyasal sızıntılar, sivil olaylar gibi durumlarda bölge terk edilmemişse binaların içi dışından daha güvenli olabilmektedir. Bu durumlarda yetkililerin uyarılarını takip edin. Kapı ve pencereleri kapatın tehlike geçti anonsu yapılmadan alandan çıkmayın. Toplanma bölgesi tamamen risk altındaysa bölgesel tahliye yapılabilmektedir. Bölgesel tahliye kararı yetkililer tarafından verilir. Bu durumda yetkililerin talimatlarına uyun. Tavsiye edilen tahliye yollarını takip edin. Kısa yolları deneyerek kendinizi tehlikeye atmayın. Diğer araçları riske atacak şekilde araba kullanmayın. Afet ve acil durumlar toplumsal yaşamda ciddi aksamalara neden olur. Bu aksamalar bazen günlerce, haftalarca sürebilir. Hatta insanların günlük ihtiyaçlarını gidermeleri imkansız hale gelebilir. Bu gibi durumlarda ihtiyaçların karşılanması için önceden yapılmış bir hazırlık gereklidir. Ortaya çıkabilecek zorluklar, olumsuzluklar ve kısıtlar ne kadar öngörülebiliyorsa, yaşamı sürdürmek için yapılacak hazırlıklarda o derece başarılı olacaktır. Afet sonrası su, gıda, barınma, giyim, hijyen gibi temel ihtiyaçların karşılanması gerekebilir. Bu ihtiyaçların yardım kuruluşları tarafından giderileceği düşünülebilir. Ancak büyük ölçekli bir afette ilk 72 saat süresince afet bölgesine yardım sağlanması beklenmemelidir. Bu nedenle yukarıdaki ihtiyaçların çok basit ve pratik uygulamalarla da olsa afet zedelerin kendileri tarafından sağlanması gerekmektedir. İhtiyaçlar giderilirken eldeki olanaklarla kabul edilebilir standartlar arasında bir denge sağlamak gerekir. Afet ve acil durumlar sonrasında kendimiz ve çevremizdeki kişilerin kazaya uğrama riski her zaman vardır. Afetlerin hemen sonrasında kendimizin ve çevremizdekilerin yaralı olup olmadığını kontrol etmeliyiz. İlk yardımın temel adımları çerçevesinde koruma Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bunun için önce kendi güvenliğinizi ve hasta ya da yaralının güvenliğini sağlayın. Etraftaki meraklıları uzaklaştırın. Durumu değerlendirin. Ne olmuş? Kaç yaralı var? Yardım ekipleri haberdar edildi mi? Daha sonra olay, kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. 112'nin aranması sırasında sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı. 112 merkezi tarafından sorulan sorulara Net bir şekilde cevap verilmeli. Kesin yer ve adres bilgileri verilirken olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli. Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmeli. Hasta, yaralı adı ve olayın tanımı yapılmalı. Hasta, yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli. Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli. 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır. Son olarak olay yerinde hasta ya da yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. İlk yardım eğitiniz yoksa veya kendinizden emin değilseniz kesinlikle hasta ya da yaralıya dokunmayın. İlk yardım bilmeyen başka kişilerin de dokunmasına izin vermeyin. Yaralıyı hareket ettirmeyin kişileri organize edin. Hasta ya da yaralının kendi yarasını görmesine izin vermeyin. Unutmayın, evinizde ve afet acil durum çantanızda mutlaka bir ilk yardım çantası bulunmalıdır. Afete hazırlığımızın son konusuna geldik. Afetlerin hemen sonrasında eğer güvendeyseniz, afet ve acil durum aile planınızı uygulamaya geçirerek, afet sonrası durumunuzu sürekli olarak değerlendirin profesyonel yardım gelene kadar barınma, temizlik gibi ihtiyaçlarınızı planlayın. Yedek su kaynakları oluşturun. İhtiyacı olanlara psikolojik destek verin. Gelen yardım malzemelerinin organizasyonuna destek verin ve dağıtılmasına yardımcı olun. Çadır ve geçici tuvaletlerin kullanılmasına destek olun. Bugün burada afetler hazırlık için kendiniz ve sevdikleriniz adına ilk adımı attınız. Risklerinizin farkında olun. Afet ve acil durum aile planınızı hazırlayın ve geliştirin. Sağlam binalara yerleşmeye öncelik verin. Eşyalarınızı sabitleyin veya yerlerini risklerini azaltacak şekilde değiştirin ve diğer riskleri azaltın. Yangın risklerine karşı önlem alın. Bu konuda eğitimlere katılın. Çök, kapan, tutun ve tahliye gibi doğru davranış şekillerini öğrenip prove edin hem kendiniz hem aileniz için tatbikat yapın. Toplumsal güç birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunun. Afat gönüllüsü olun. Afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afetlere daha dirençli hale getirmek için hadi hep birlikte afat gönüllüsü olmaya. Daha sonra gerçekleştirilecek ileri seviye eğitimler ve yaşadığınız bölgede düzenlenecek etkinlikler hakkında sizleri bilgilendirmeye devam etmek istiyoruz. Afat gönüllülük projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilmesi amacıyla görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin artırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenilmektedir. Afat gönüllülerinin afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumların zarar verici etkilerine karşı daha dirençli hale gelecektir. Afat gönüllüsü kimdir? Afat gönüllüsü tamamıyla kendi isteğiyle dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmek sizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir. Projeyle neleri hedefliyoruz? Afet ve acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerde güçlü reflekslere ve inisiyatif alma yeteneğine sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleriyle organize bir şekilde çalışabilecek gönüllülerin kazanılması, sistem içerisinde tutulması ve teşvik edilmesine yönelik AFAD Gönüllülük Sistemini kurmak. AFAD Gönüllülük Sistemi Eğitim Programı Bu programın amacı, afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olacak, yaşatmak için yaşamak prensibiyle yorulmuş, bilgi, beceri ve istekliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmektir. AFAD Gönüllü Eğitim Programı, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle saha eğitimlerinden meydana gelmektedir. Eğitim Programı, Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır. Bu programla AFAD gönüllülerinin seviye seviye eğitilerek afet farkındalığının artırılması, afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılması hedeflenmektedir. AFAD gönüllülük sisteminde eğitimlere ek olarak gönüllülerin katılabileceği huzur ziyaretleri, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal faaliyetler ya da görevler de olacaktır. Eğitimler, tatbikatlar, sosyal aktiviteler ve görevlere katılan AFAD gönüllerine AFAD İl Müdürlüğü'ndeki Gönüllü İl Koordinatörleri olarak görevlendirilmiş personeller tarafından ve gönüllük portalı üzerinden puan verilecektir. Bu puanlama sonucunda gönüllülere küçük sürpriz hediyeler gönderilecektir. Başvuru koşulları nelerdir? AFAD gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir. AFAD gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir. AFAD gönüllülük eğitimlerine, görevlerine katılacak olan AFAD gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir. Nasıl başvuru yapabilirim? AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala yönlendirilecektir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir. Bugün sizlerle paylaştığımız bilgileri daha çok fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için lütfen bu bilgileri sizler de çevrenizdeki kişilerle paylaşın ve eğitimlere katılması konusunda yönlendirici olun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.